Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Karşınızda yeni bir seriyle bulunmaktayım. Ben Eyüp Osmanoğlu, yazdığım problem sorularıyla, ki her problem denemesi 14-15 sorudan oluşacak. Hemen hemen her haftada bir tane yapmayı düşünüyorum. Karma problem denemesiyle karşınızda olacağım. Yani ÖSYM bir sınavda problemleri nasıl sorar, kaç tane sorarsa o kadar soru, öyle sorularla karşınızda olmaya çalışacağım. Benden size tavsiye, PDF'ini altta yayınlayacağımız için ilk önce çözün, sonra videoyu izleyin. Videonun içerisinde de bunu söylemem biraz paradoks oluyor ama eğer direkt başlıyorsanız diye söylüyorum, videoyu izleyip hem benle beraber çözmeye çalışacaksanız gerek yok. Bence ilk olarak siz çözün, çözemediklerinize, yapamadıklarınıza bakın ya da uzun geldiğine, yani siz bir soruyu çözdünüz ama soru size biraz uzun geldi, daha kısa bir çözümü var mı falan diye merak ediyorsanız onlara bakın derim ben. Hemen başlayacağım. 14 soru biraz uzun sürecek. Hepsi de problem zaten. Ben de öyle çok konuştum ben buradan size. İşte yeni nesil dediğimiz şey görsel değildir. Yeni nesil dediğimiz şey sorunun kısalığı, uzunluğu değildir. Yeni nesil dediğimiz şey anlaması belki biraz güç ama anladıktan sonraki işlemler kısa olan, yorumlama kabiliyeti gerektiren sorulardır. İnşallah yeni nesil soru yazabilmişimdir. Başlayalım. Siz değerlendirirsiniz onu, aşağıya yazarsınız. Elinde siyah, mavi, kırmızı yünipikler bulunan bir tekstil işçisi bu ipikleri kullanarak kırmızı, siyah ve kırmızı, mavi şeklinde iki renkten oluşan iki tür atkı yapacaktır. Kırmızı ve siyah renkli ipliklerden oluşan atkıyı yapmak için kırmızı ve siyah iplikler sırasıyla 1 ve 3 ile orantılı olarak kullanılacaktır. Mavi ve kırmızı renkli ipliklerden oluşan atkıyı yapmak için mavi ve kırmızı renkli iplikler sırasıyla 1 ve 4 ile orantılı olarak kullanılacaktır. Kırmızı siyah atkı yapıyorum. Kırmızıdan A tane kullanıyorsam, kırmızı ve siyah sırasıyla 1 ve 3 ile orantılıysa, siyahtan 3A tane kullanacağım. 3A metre kullanacağım. Neyse artık onun şeyi. Yani santim olarak vermişim. O zaman A santim 3A santim kullanacağım demektir bu. Mavi ve kırmızılardan da aynı şekilde MK atkısı yapacağım. Mavilerden 1 ile orantılı olarak o B olsun hadi. Kırmızılardan da 4 ile orantılı olarak 4B. Bir kere burada şunu söylemem lazım. Yukarıda A'yı kullanıyorsanız aşağıda A'yı kullanamazsınız. Orantı sabiti aynı değil bunlarda. O yüzden farklı orantı sabitleri içerdiği için birine A diyorsanız yerine B demek zorundasınız. Fakat güzel olan şey şurada ikisini birbirine bağlayacak. Her iki atkıda da eşit miktarda kırmızı iplik kullanıyor. Yani ben buradan anladığım kadarıyla A 4B'ye eşit. A 4B'ye eşitse ben biliyorum ki 3A'da 12B'ye eşittir. Mükemmel 12B, 4B, 4B, B falan diye ipliklerden kullandım ben. Bu tekstil işçisi mavi ve siyah ipliklerden toplamda 650 santim kullanıyor. Siyahtan ve maviden toplamda 650 santim demek. Toplamda 13B 650 santim demek. Buradan B eşittir. 650'yi 13'e bölerseniz 50 santim demektir. Tekstil işçisinin kullandığı ipliklerin toplam uzunluğu nedir diye soruyor. 4B burada iplik kullandım. 12B burada kullandım. 16B, 17B, 21B'yi soruyor bana yani. 21B dediğim şey 50 ile 21'i çarptım. 1050 santim iplik kullanıyor bu arkadaş dedim. İşaretler geçerim aga. Hiç sıkıntım yok. İlk soruyla alakalı. Geldim ikinci soruya. Bir yayın evi. Geldim ikinci soruya. Bir yayın evi düzenlediği bir fuara 40 öğretmen davet etmiş ve her bir davetli için birer tane matematik, fizik ve Türkçe kitabı hazırlamış ve bunları fuar girişine yerleştirmiştir. Davetli öğretmenler en az iki çeşit kitap almış ve aynı çeşitten birden fazla kitap almamıştır. En az iki çeşit kitap almak ne demek? İşte matematik fizik alınabilir, matematik Türkçe alınabilir, fizik Türkçe alınabilir ya da üçünden birden alınabilir demek. Fuar bittikten sonra görevliler bir bakıyor. 6 tane matematik, 8 tane fizik, 12 tane Türkçe kitabı kalmış orada fuarda, standta. Bu fuarda 3 kitabı birden alan kaç tane davetli öğretmen vardır diye sormuşum. Şimdi dediğim gibi böyle sorularda arkadaşlar insan tipleri var. Mesela burada işte matematik, fizik ikilisini alan bir insan tipi var. Bunlardan kaç tane varsa artık. Matematik, Türkçe
kitaplarını alan bir insan tipi var. Bir de işte Türkçe fizik kitaplarını alan bir insan tipi var. Son olarak dördüncü tip, üçünü birden alanlar var. Şimdi ben şunu biliyorum. 40 öğretmen davet edilmiş ve her bir öğretmen için birer tane matematik kitabı, fizik kitabı, Türkçe kitabı hazırlanmış. Demek ki yani girişe 40 tane matematik, 40 tane fizik, 40 tane Türkçe koymuşum. Ve 6 tane matematik alınmamış. O zaman 34 tane matematik kitabı almışlar götürmüşler. 8 tane fizik alınmamış, o zaman 32 tane fizik kitabını almışlar götürmüşler. 12 Türkçe alınmamış, o zaman 28 Türkçe kitabını almışlar götürmüşler. Burada güzel olan şey şu. Şimdi matematik alanların toplam sayısı 40 ve bu 4 tarz adamın da toplam sayısı 40. Başka tarz bir adam yok. Burası 40 kişi. Matematikleri alanların toplam sayısı 34. Yani şu arkadaş, şu arkadaş ve şu arkadaş grubu matematik kitabı alanlar, bunların toplamı 34 ise şu arkadaş 6 kişiden oluşuyordur. Bunlar matematik kitabı almayanlar. 6 tane matematik kitabı almayan kişi var. O zaman bu 6'dır. Geldim matematik Türkçe'ye mesela. 8 tane fizik kitabı almayan varsa bu arkadaş 8'dir. Zira fiziklerin toplamı 32. Bununla topladığım zaman 40 olması lazım. O zaman burası 8. Aslında bunları tek tek vermişim. 12 Türkçe kitabı alınmıyorsa bu üçünün toplamı 28, demek ki bu 12 kişiden oluşuyor. Şimdi 4'ünün toplamı 40 olacak. O zaman bu arkadaş ne olacak? 12, 20, 26, 14. Güzel bir yeni nesil sorusu olmuş. Neredeyse hiçbir hesap yapmadan direkt sonuca gittim. 14 kişi 3 kitabı birden almış dedim. 3. soruya geldim. Bir su deposu boşken yarısına kadar olan alt kısmı 5 eş bölmeye, diğer yarısını bulunduran üst kısım ise 3 eş bölmeye ayrılmış olarak aşağıda verilmiştir. Burayı 3 eş bölmeye, burayı da 5 eş bölmeye ayırmışım ve bunlar işte alt taraf su deposunun yarısı, üst taraf su deposunun yarısı. Şimdi güzel olan şey bir şeyi, yani yarıyı hem 5'e hem 3'e bölmek istiyorum. O zaman yarıyı ben 15x kabul edeyim. Şurasını 15x kabul edeyim ki hem 5'e hem 3'e bölünsün. O zaman bunların her biri 5x'tir. Çünkü 3 parça ayırdım 15x'i. Yukarı tarafta 15x, o zaman her biri 3x'tir diyeceğim. Dedim. Diyorum. Şöyle 3x her biri. Şimdi bu su deposu aşağıdaki şekil 1'deki gibi iken bu depodan 42 litre su kullanılıyor ve yeni durum şekil 2'deki gibi oluyor. Şimdi ben buradan 42 litre harcadığım zaman bunun gibiymiş. Peki buradan ne kadar harcarsam bu olur? Şurayı harcarsam sonuç bu olur arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorsa 3x, 3x, 3x harcadım. Bir de 5x harcadım. Yani 3 tane 3x artı bir tane 5x harcadım. Yani 14x harcadım. 14x'in 42 yapmasını istiyorum. O zaman buradaki x ne oldu? Güzel güzel 3 litre oldu. Peki diyor, şekil 2'deki depoya kaç litre su konulursa depo tamamen dolar. Deponun tamamen dolması için üst yarım var. Burası 15x. Altta bir bölme var. Burası 5x. Toplam 20x su doldurmam lazım. 20x dediğimde 60'tır. Geçtim. Dördüncü sorum bir yüzde kar zarar. Neyse artık öyle bir soru. Bir mağazada satılan ve birinin etiket fiyatı diğerinin etiket fiyatının yarısı olan iki pantolondan pahalı olanına önce %30 zam, sonra %20 indirim yapılıyor. Diğerine ise %40 zam yapılıyor. Son durumda iki pantolonun etiket fiyatı arasındaki fark 51 TL'dir. Buna göre son durumda pantolonların etiket fiyatlarının toplamı kaç TL'dir? Şimdi biri diğerinin iki katı olacak, etiket fiyatları olarak konuşuyorum. Ve yüzde hesaplayacağım. O zaman ben direkt 200x pahalı olanı, 100x ucuz olanı derim. Yüzde hesabım kolay olsun diye. Sonra pahalı olanına %30 zam yaparım. %30 zam. Ne olur %30 zam yaptığım zaman?
100'e böldüm 2x, 30'da çarptım 60x, zam yapmış oldum. Yani 60x artırdım, fiyatı 260x oldu. Peki sonra ne yapıyor? %20 indirim yapıyor zamdan sonra. Sevmedi zam mı arkadaş? Satamıyor artık pantolonu. %20 indirim yapacağım. %20 demek 5'te 1 demek. 260'ın 5'te 1'i 52x. 52x indirim yaparsam 208x'e satıyor olurum hali hazırda. Geldim buraya, bu arkadaşa direkt %40 zam yapıyorum. Başka da hiçbir halt yapmıyorum. %40 zam yaptım. Biliyorsunuz doların geldiği hali %40 normal. %40 zam demek 140x demek. Son durumda pahalı olan 208x'e, ucuz olan 142x'e satılıyor. Bunların arasındaki fark, etiket fiyatı arasındaki fark 51 TL oluyor. Yani 208x'ten 140x'i çıkardım. 68x eşittir 51 TL. X eşittir, iki tarafı da 17'ye böldüm. 4x eşittir 3, x eşittir 3 bölü 4 oldu. Adam bana sorduğu soru da şu: son durumda pantolonların etiket fiyatları toplamı nedir? Bu ikisinin toplamını istiyor benden. Yani 348x istiyor. 348x nedir? 348 çarpı 3 bölü 4'tür. 4'e bölerseniz arkadaşlar 87 oluyor. 87'yi de 3 ile çarparsanız 240, 260 bir oluyor. Geçerim. Aslı ve Sıla adlı iki arkadaştan birinin kendi annesiyle arasındaki yaş farkı diğerinin kendi annesiyle arasındaki yaş farkına eşittir diye bir bilgi veriyor. Aslı ile annesinin yaşları toplamı 84. Aslı ile Sıla'nın annesinin yaşları toplamı 78'dir. O zaman Aslı ile Sıla arasındaki fark, yaş farkı kaçtır diye soruyorum. Şimdi bir Aslı var. Bir de Aslı'nın, A'nın annesi var. Bir Sıla var. Bir de Sıla'nın annesi var. Dört kişiler bunlar. Böyle bir tablo yaptım. Şimdi Aslı'nın yaşına A desem, Sıla'nın yaşına S desem. Adam bana verdiği bilgi şu: Aslı ile kendi annesi arasındaki yaş farkı Sıla ile kendi annesi arasındaki yaş farkına eşittir. O zaman bu ikisinin arasındaki yaş farkı x olsun. Bu ikisinin arasındaki yaş farkı da x olmak zorunda. O zaman Aslı'nın annesi A artı x yaşında olur. Aradaki yaş farkı x olması için. A eksi x olamaz, annesi kendisinden küçük olamaz. Sıla'nın annesi S artı x yaşında olur. Aradaki yaş farkı x olması için. Ve bana şu bilgiyi vermiş sonrasında: Aslı ile annesinin yaşları toplamı, yani A artı x 84'müş. Aslı ile Sıla'nın annesinin yaşları toplamı, yani A artı S artı x. Aslı ile Sıla'nın annesinin yaşları toplamı, bu da 78'miş. Arkadaşlar bana Aslı ile Sıla arasındaki yaş farkını, yani A eksi S ya da S eksi A'yı soruyor. Hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum ama güzel olan şey benim bunları çıkartmam demek. A'dan A'yı çıkarttım, gitti. X'ten X'i çıkardım, o da gitti. Dikkatinizi çekiyorsa direkt A eksi Aslı eksi Sıla kalıyor. 84 eksi 78 dediğimde 6 oluyor. Aradaki yaş farkı 6'ymış. Direkt diyebilirim. Geçtim. Diyorum ki 4 hücresi sarıya, 4 hücresi maviye, 1 hücresi kırmızıya boyalı 3 çarpı 3'lük tablo aşağıdaki şekilde verilmiştir. Aha, verdim. Bu tablonun sarı hücrelerine pozitif tam sayılar yazıldıktan sonra her bir mavi hücreye kendisiyle ortak kenara sahip olan sarı hücrelere yazılan sayıların toplamı, kırmızı hücre ise kendisiyle ortak kenara sahip olan mavi hücrelere yazılan sayıların toplamı yazılıyor. Şimdi ben bunu çizeceğim. Şöyle 9'luk bir tablo yaptım. Nasıl söyleyeyim? Örnek yapacağım kendime. Ne yapıyormuş arkadaş? Sarı hücrelere pozitif tam sayılar yazıyormuş. Rastgele. Mesela buraya 4 yazdım. 4 tane köşeye. Buraya 7 yazdım. Buraya 1 yazdım. Buraya da 9 yazdım. 1 olmasın ya, aynısı oldu. Buraya da 4 yazmış olayım. Hiç önemli değil. Sonra mavi hücrelere kendisiyle komşu olan sarı hücrelerin toplamı yazılıyormuş. Şimdi buradaki mavi hücrenin komşusu 2 tane sarı var. Bunların toplamı 11. Buradaki mavi hücrenin komşusu 2 tane sarı var. Toplamı 11. Buradaki mavi hücrenin komşusu 2 tane sarı var. Toplamı 13. Burası da 13, uzatmıyorum. Sonra da
Ortadaki kırmızı hücreye bütün mavilerin toplamı yazıyormuş. Kendisiyle komşuz olan, yani bütün mavilerin toplamı yazıyormuş. 24 burada, 24 burada. 48 yazıyorum ortaya. Şimdi benim örneği de geçtim. Burada zaten çok da zor bir olan bir şey yok da ben yine de yapacağım. Bir mantık oturtmaya çalışıyorum. O mantığı oturtmadan da o soru çözülüyor, onu söyleyeyim. Buraya A yazsam, buraya B yazsam, buraya C yazsam, buraya D yazsam görmem gereken şey biraz şu. Şurası A artı B'dir, burası C artı D'dir. Dikkatini çekiyorsa burada A artı B artı C artı D var. Burası A artı C'dir, burası B artı D'dir. Bu yatayda da A artı B artı C artı D var. Bu ortası da A artı B artı C artı D'nin iki katıdır. Yani aslında buradaki 26, 4 ile 1'in bir de şununla şunun toplamının iki katıdır. Ben bunu biliyorum. Bir de şunların toplamı eşittir bunların toplamı olacak. Bunu da biliyorum. Ama dediğim gibi böyle bir soruda mantık üretmek güzel olur ama mantıkla yapmasanız da olur. Direkt amelek. Ben biliyorum ki bununla bunun toplamı ortayı verecek. O zaman ben buraya A eksi 4 yazmam lazım ki 4 ile topladığım zaman A olsun. Ben biliyorum ki bununla bunun toplamı ortayı verecek. O zaman burası A eksi 3'tür. Ben biliyorum ki bununla şu arkadaşla şu arkadaşının toplamı B'yi verecek. O zaman burası B eksi 4'tür. Ben biliyorum ki bununla bunun toplamı burayı verecek. O zaman burası B eksi 3'tür diyeceğim. Ve adam bana diyor ki bütün mavilerin toplamı yani 2A artı 2B, 2 tane de 3 var, eksi 6 eşittir 26 olacak. O zaman 2A artı 2B güzel güzel 32 olacak. Her tarafı 2'ye bölersem 10 numara bir biçimde 16 olacak dedim. Alttakileri sadece böyle sorularda nasıl mantık üretilir onun için anlattım. Yoksa amelilikten çok rahat çıkıyor geçtim. Arda, Berk ve Can 1'den 9'a kadar tam sayılarla numaralandırılmış 9 kartın bulunduğu bir torbadan 3'er tane kart çekiyor. Çekilen bu kartlarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Arda ile Berk'in çektiği tüm kartların numaraları toplamının 2 katı, Can'ın çektiği kartların numaralı toplamının 3 katından küçüktür. Yeniden bakıyorum. Arda ile Berk'in çektiği tüm kartların numaraları toplamının 2 katı, Can'ın çektiği kartların numaralı toplamının 3 katıdır. 3 katından büyük, küçüktür. Yani Arda'nın çektiklerinin toplamına A desem, Berk'in çektiklerinin toplamına B desem, bunların toplamının iki katı Can'ın çektiklerinin 3 katından küçüktür. Can ne çekti be? Diyorum. Ve benim burada bildiğim bir şey var arkadaşlar. İçeride 9 kart var. Hepsi 3'er tane alıyor. Yani içerideki bütün kartları alıyorlar. Ve 9 kartın içerisine yazan sayıların toplamını ben biliyorum. Çünkü bu sayılar 1'den 9'a kadar olan sayılar. Yani A'nın, B'nin, C'nin yani Arda'nın, Berk'in ve Can'ın çektiği toplam kart numaralarının toplamı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamına eşittir. Yani A artı B artı C nedir? 45'tir. 9 çarpı 10 bölü 2'den. O zaman ben burada A artı B'nin yerine 45 eksi C koyabilirim. 2 tane 45 eksi C küçüktür 3C. Yani 90 eksi 2C küçüktür 3C. Yani 90 küçüktür 5C. Yani C büyüktür 18 diyeceğim. Şununla işim bitti. C 18'den büyük olduğu zaman bu şart sağlanır. Yani Can'ın çektiği sayıların toplamı. Can'ın çektiği kartlardan herhangi ikisinin numaraları aralarında asaldır. İkişer ikişer bakacağım. Aralarında asal olacak bu sayılar. Peki 9 numaralı kartı Can çekmemiş. Arda çekmiştir. Can'ın kartların numaralarının çarpımı kaçtır diye soruyorum. Şimdi elimde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Ve ben biliyorum ki 9'u çekmedi Can. 18'den büyük olması demek arkadaşlar, Can'ın çektiği kartların numaralarının büyük olması demek. 9'u sildim. Burada en büyük 21 olabilir. Dikkatinizi çekiyorsa 6, 7, 8'den 21 geliyor. Peki bu olabilir. 5, 7, 8'den 20 geliyor. Bu da olabilir. 5, 6, 8'den 19 geliyor. Bu da olabilir. 5, 6, 7 olmaz mesela. Başka ne olabilir? Şöyle merak ettim baktım. 8'siz bir şey geliyor mu? Gelmiyor. 8'in garanti olması lazım. Son olarak galiba 4, 7, 8 var. Evet, 4, 7, 8 var. 8'i kapatırsam çünkü en büyük 18 çıkıyor. 18'den büyük olması lazım.
Yani Can kesin 8'i çekmiş. Kesin. Can'ın çektiği kartların üzerindeki numaralar bunlar olabilir. 4 tane farklı şekli var. Ve adam bana diyor ki Can'ın çektiği kartlardan herhangi ikisi aralarında sal. İkisini çekeceğim. Herhangi ikisini çekeceğim aralarında sal. Mesela burada 6 ile 8 var aralarında sal değil. 6-8 aralarında sal değil. 4-8 aralarında sal değil. Ve ben biliyorum ki 5-7-8, 5 ile 7 aralarında sal, 5 ile 8 aralarında sal, 7 ile 8 aralarında sal. O yüzden Can'ın çektiği kartlar bunlar olmalı. O yüzden çarpımları da 5 çarpı 7 çarpı 8 olmalı. Yani 56 çarpı 5'ten 280 olmalı dedim. Ve geçtim. Bir elektronik eşya fabrikasında üretilen ekranların boyu Avrupa ve Amerika standartlarına göre ayrı ayrı belirleniyor. Avrupa standardı ile Amerika standardının iki katının bir birim fazlası arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu ne demek arkadaşlar? Avrupa standardı ile Amerika standardının iki katının bir birim fazlası. Yani ben buna x desem, buraya y desem, x ile 2y artı bir doğrusal ilişki bu demek arkadaşlar. Doğru orantı. Bu demek aslında doğrusal ilişki değil de. 2y artı bir doğru orantılı değil. Şöyle göstermeyelim en iyisi. Doğrusal ilişki var diye gösterelim. Yani x'ler Avrupa standardı sallıyorum 3 birim artıyorsa, y'ler 5 birim artıyorsa, x'ler 6 arttığında y'ler 10 artacak. Yani artış miktarları doğru orantılı olacak. Sayıların kendisi değil, artış miktarları doğru orantılı olacak. Çünkü bunlar doğru oluşturacak. Bu fabrikada üretilen bir çeşit ekranın etiketinde yazan boyu Avrupa standartlarına 40, Amerika standartlarında 6,5 şeklindedir. Peki. Avrupa, Amerika. Ben Amerika'yı yazmayacağım. Amerika'nın iki katının bir fazlasını yazacağım. Bana o lazım çünkü. Bu 40 iken diğeri 6,5. 6,5 arkadaşlar 2 ile çarptım 13, 1 ile topladım 14. 40 ile 14 bir doğru üzerinde. Bir başka çeşit ekranın etiketinde yazan boyu Avrupa standartlarında 49, Amerika standartlarında 8 şeklindedir. Yani 2 ile çarptım 1 ekledim 17'dir. Dikkatinizi çekiyorsa Avrupa 9 arttığı zaman Amerika 3 artıyor. Yani artış miktarı 1'e 3. Bu 3 iken bu 9, bu 2 iken bu 6, bu 1 iken bu 3 şeklinde. Ve adam bana diyor ki bu fabrikada üretilen en küçük ekranın Avrupa standardında boyu 22, Amerika standardında boyu nedir diye soruyor bana. Hemen yapmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bu 9 arttığında bu 3 artıyorsa, bu 27 azaldığında bu 9 azalır, doğru mu? Çünkü 1'e 3 oran var dedik. 9 azaldığı zaman burası 8 olacak, doğru mu? Ama bu 8 Amerika standardı değil. Ne demiştik başta? Buraya iki katının bir fazlasını yazacağız demiştik. Bu Amerika standardındaki boyunun iki katının bir fazlası. İki katının bir fazlası buysa iki katı 7'dir. Kendisi 3,5'tur. En küçüğünün işte Amerika standardında 3,5 olduğunu artık biliyorum. Dur. Geldim bir sonraki soruma. Bir grafik problemi sorusu. Diyor ki arkadaş bana bir fabrikada üretilen 3 model araba A, B, C olmak üzere üretilen bazı otomobiller üretim arızası çıkardığı için fabrika tarafından geri çağrılıyor. Gel diyor. Gel diyor. Sen hatalısın diyor. Geri gel diyor. Onlar da geri gidiyorlar vesaire. 2019 yılının Ocak ayı boyunca fabrikada üretilen otomobillerin modellere göre dağılımı şekil 1'deki daire grafiğinde üretilen bu otomobillerden geri çağrılan otomobillerin yüzdesi şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir diyor. 2019 yılı Ocak ayı boyunca üretilen toplam otomobil sayısı 6000, B model otomobilden geri çağrılanların sayısı 80 olmuştur. Buna göre C model otomobillerden geri çağrılanlar sayısı A marka otomobillerden geri çağrılanların sayısından kaç fazladır? Bunu soruyorum. Hemen yapalım. Şimdi arkadaşlar bir kere 6000 tane araç üretildiyse ben biliyorum ki 90 derece 360 derecenin dörtte biridir. Yani bu A'nın kapladığı alan bütün dairenin dörtte biridir. O zaman bütün mesele işte derece ile sayıların doğru orantısı. 90 dereceye 360 derece ise 6000'e 1500 olmak zorunda, 4'te 1 olmak zorunda A. Ben onu biliyorum.
İkinci olarak B model otomobillerden geri çağrılanların sayısı 80'miş. 80 nedir arkadaşlar? B'nin üretim sayısı B olsun. B'nin %4'üdür. Çünkü yüzdesini verdim ben burada. Otomobillerin yüzdesi, geri çağrılanların yüzdesi. %4'lü geri çağrılmış B'lerin. Ve ben B'lerin geri çağrılanların sayısını biliyorum, 80. Şöyle gitti 1'e 25. Yani B dediğim 80 çarpı 25. Yani 2000 olacak. Yazdım 2000. B'de 2000 oldu. Toplamı 6000 olacaksa burası da 2500 olacak. Çok rahat söyleyebilirim dedim. Hatta bunu. Şimdi A'dan 1500 tane üretilmiş. %5'i geri çağrılmış. O zaman 1500'ün %5'i nedir diye hemen bakıyorum. %5'i 20'de 1'i demek ki 75 A'dan geri çağrılan. Ben bunu buldum. Diğer 2500 üretilmiş. %10'u geri çağrılmış. %10 onda 1 demek. Onda 1 demek de 250 demek. Bu C'den geri çağrılanlar. Bu da A'dan geri çağrılanlar. C A'dan geri çağrılma olarak kaç fazladır diye soruyor. 250'den 75'i çıkartırsanız 175 bulursunuz. Geçtim. Geldim sıradaki soruma. Bir kelime yarışmasında yarışmacı kendisine ekranda gösterilen iki sesli ve iki sessiz harften oluşan dört harfli kelimeleri tahmin etmektedir. Bu yarışmanın kuralları aşağıdaki gibidir. Yarışmacı istediği kadar harf açtırabilir ve istediği anda kelimeyi tahmin edebilir. Yarışmacı açtırdığı her sesli harf için 10 puan, her sessiz harf için 5 puan kaybeder. Yarışmacının tahmin doğruysa, bir yerde tahmin etti, açtırdı veya açtırmadı, bir yerde tahmin etti. Doğruysa tahmininden hemen önce açılmayan her sesli harf için 5 puan, her sessiz harf için 10 puan alır. Bu ne demek? Mesela şöyle elma kelimesi var burada. Ben bir harf açtırdım. Aha burayı açtırdım ve bu sesi çıktı. Bilmem ne kadar puan kaybettim. Ve şu anda tahmin edeceğim kelimeyi. Elma dedim. Doğruysa şu anda demeden hemen önce L, M ve A açılmamıştı. Ben bu harflerden puan alıyorum. Ne puan alıyorum? Sesli harf için 5 puan alıyorum. Sessiz harf için 10 puan alıyorum. Yani mesela burada 5 bundan 5 bundan alacağım. 10 da bundan alacağım. 20 puan alacağım. Tamam mı? Tamam. Yanlışsa mesela elma kelime ama ben ne diyeyim? Elem dedim. Elem dedim. Tutturamadım kelimeyi. Yine açılmış zaten, ona bakmama gerek yok. Buradaki bu 3 harfi tutturamadığım için sessizler için 5 puan kaybedeceğim. Sesler için 10 puan kaybedeceğim. Başlangıçtaki puan 150 ise 2 kelime sonraki puanın eşit olabileceği kaç farklı değer vardı diye soruyorum. Arkadaşlar soru biraz karışık olmasına rağmen bir mantıkla çok güzel bir şekilde toparlayabiliyoruz soruyu. Şu mantıkla: açtırdım veya açtırmadım, tahmin ettim veya etmedim. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Harf harf bakayım. Ben bir harf söyledim ve o harf tuttu. Kelime tuttu, harf tuttu. O zaman 10 puan alıyorum. Tutmadı. İşte pardon, nasıl söyleyeyim? Sesli için 5 puan alıyorum. Tutmadığı zaman 10 puan kaybediyorum. Yani bir harf tutarsa artı 5 sesli için alıyorum. Tutmazsa 10 kaybediyorum. İkisinden biri zaten. Yani bir durumla diğer durum arasındaki fark 15. Sessiz olursa, tutarsa 10 puan alıyorum, tutmazsa 5 puan kaybediyorum. Yine iki durum arasındaki fark 15. Her türlü 15 puan fark var. Burası güzel. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. Ben bütün harfleri tutturdum, yani hiçbir harf almadan ilk kelimeyi de doğru bildiğimi düşünürsem, 150 iken İki sesli, iki sessiz harf var her kelimede. İki sesli için 5'er puan alacağım. İki sessiz için 10'ar puan alacağım. Toplam 30 puan alacağım. Bir kelime için, iki kelime için 60 puan alacağım. 150 artı 60 alacağım. Yani 210 puan maksimum kazanacağım. Hepsini yanlış tutturursam sesliler için 10 kaybedeceğim. Sessizler için 5 kaybedeceğim.
150 eksi 60 olacak. Yine 60 puan kaybediyorum iki kelimeden. Ve 90 puan olacak. Burada güzel olan şey şu. Bir harfi değiştirsem, yani burada bir harf, hepsi doğruydu ya. Hayır, 7 tanesi doğru, bir tanesi yanlış olsa, yani ya açtırsam ya da ya tahminin yanlışlığından dolayı tutturamasam, olayım şu olur arkadaşlar. Olayım ne olur? 15 puan kaybederim. 15 puan kaybedersem burası 195 olur. 2 harf tutmasa 15 daha kaybederim, 180 olur. 3 harf tutmasa 15 daha kaybederim. Aslında 90'dan 210'a kadar sadece 15'er 15'er gidebilir. Yani 90 puan alabilirim hepsi yanlışta. Bir tanesini tutturduysam, yani 7 harfi açtırıp bir tanesini tahmin edebildiysem, o zaman 105 olur. İkisini tahmin edebilsem 120 olur. Böyle böyle gidiyor 210'a kadar. Arada işte 180, 195 var. 15'er 15'er. Burada kaç farklı sayı var diye soruyorum aslında. 210 eksi 90 bölü artış miktarı artı 1 de hatırlıyorsanız terim sayısının formülü. Son terim eksi terim bölü artış miktarı artı 1. 120'yi 15'e böldüm. 8 1 ile topladım. 9 farklı puan alabilirim dedim. Zor soru. Sınav zor sorusu buydu. Diğerleri de o kadar zor sayılmaz arkadaşlar. Sana genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Kadir tüm kitapların açık olacağı matematik dersinin final sınavı için 8'de evden çıkıyor ve sabit bir hızla okula yürümeye başlıyor. 9'da olan sınava tam zamanda yetişeceğini hesaplıyor. Yolun 3 bölü 4'ünü bitirdiğinde sınava götürmesi gereken kitapları evde unuttuğunu fark ediyor ve geç kalmamak için taksi tutuyormuş. Taksinin hızı Kadir'in hızının 5 katı olduğuna göre kitapları evden almak ve taksiyi beklemek için toplamda 3 dakika harcayan Kadir sınava saat kaçta başlamıştır diye soruyor. Şimdi 3 bölü 4'ü falan dediği için ben şöyle yapacağım. Burası ev, burası okul. Tamam. Kadir 08.00'da yola çıktı. Ve tam 4 parçaya ayırıyorum ben ev okul arasını. Çünkü 3 bölü 4 diyor. Ve buraya geldi. Sabit hızda yürüyor Kadir. Kadir sabit hızda yürüyorsa her bir parçayı 9'da burada olacağını hesaplıyor. Yani 1 saatte gideceğini hesaplıyor. O zaman her bir parçayı 15 dakikada alıyor olması lazım değil midir? 15 dakikada buraya geldi. 08.15 oldu burası. 15 dakika sonra buraya geldi. 08.30 oldu. 15 dakikada buraya geldi. 08.45 oldu. Sonra bir şey fark etti. Ben kitaplarımı evde unuttum. Yani açık sınav yapılacak. Ben mal mıyım? Kitaplarımı yanıma almayayım. Eve geri dönmem lazım. Ama eve geri dönersem bu hızla git gel sınav girer. O zaman ne yapayım? Taksi. Bir el atayım taksiye. Taksi gelsin beni eve götürsün geri getirsin. Şimdi taksinin hızının Kadir'in hızının 5 katı olduğunu biliyorum. O zaman Kadir bu arayı 15 dakikada alıyorsa, taksinin hızı 5 katsa, taksi 5 kat kısa sürede alır. Yani 3 dakikada alır bu arayı. Her bir arayı 3 dakikada alır. 5 kat hızlıysa, daha doğrusu hızı 5 katındaysa, 4 kat hızlıysa. O zaman her biri 3 dakikaymış. Kadir taksiyi bekledi. 3 dakikada buraya gitti. 3 dakikada buraya gitti. 3 dakikada buraya gitti. Geri dönüyor şu anda. Sonra 3, 3, 3, 3 dakikada da ileri gitti. Toplam 7 bölme 7 tane 3 dakika gitmiş oldu. Bir de Kadir hem taksiyi beklemek için hem de koşa koşa yukarıya çıkıp inecek. Bunun için toplamda 3 dakikada harcadı. Yani toplamda 24 dakika harcadı Kadir. Nereden sonra 24 dakika harcadı? 08.45'ten sonra. 15 dakika sonrası zaten 9'du. 15 artı 9 olduğu için bu. 09.09'da sınava girdi. Yani buna 24 dakika ekledim. 09.09'da sınava başlamış olduğu kadar. Geçtim. Arif Usta boyama yaparken boya inceltici olarak tiner ve su kullanmaktadır. Arif Usta'nın hazırladığı karışımda kullandığı tiner ve suyun toplam miktarı boyanın miktarına eşittir. Ne kadar tiner ve su kullanacağım? Boya miktarı kadar bir karışım hazırlıyorum. X buradan alacağım, X buradan alacağım vesaire. Bir karışım hazırladı. Arif Usta karışımın %80'ini kullandıktan sonra karışımı ilk karışımın yarısı kadar miktara ulaştırmak için boya ilavesi yaptı. Şimdi
Şu andaki karışımın ne kadar hazırladığını bilmiyorum. Mesela 100 hazırladı. 50'si bu, 50'si bu. Bunda problem yok. Sonra %80'ini harcaması ne demek? Güzel bir karışım hazırladığını düşünüyoruz. Homojen. %80'ini harcaması demek, geriye %20'si kalması demek. %20 kalması demek, 10 bundan 10 bundan kalması demek. Yine yarı yarıya olacak boya ile tiner su karışımı. Yine yarı yarıya olacak. Bununla hiçbir problem yok. Sonra Arif Usta baktı bu yetmeyecek herhalde dedi. Bunu artırmam lazım dedi ve boya ilavesi yaparak eski karışımın yarısına çıkardı. Eski karışımın toplamı 100'dü arkadaşlar. Yarısı olan 50'ye çıkarmak için boya ilavesi yaptı. 20'ye düşmüştü. Boya ilavesi 30 yapması lazım ki 50'ye çıksın. Eski karışımın 100'ün yarısına çıksın. Yani 10 tiner ve su var içeride şu anda. 40 da boya var. Bunların karışımından bahsediyorum. Şu anda boya oranı yüzde kaçtır diye soruyorum. Arkadaşlar toplam 50'de 40 boya var. O zaman yüzde de 80 boya vardır. 2 ile genişlettim ve geçtim. Bir annenin Ali, Burak, Cihan, Didem isimli 4 çocuğu sırasıyla tablette oyun oynuyorlar. Aşağıdaki tabloda bu çocukların oynama sırası ve sıra kendilerine geldiğinde oyunu kaç dakikada oynadıkları gösterilmiştir. Didem'in oyunu bitirdiği her seferinde Ali başlıyor oyuna. Sonra Ali 2 dakika yapıyor. Sonra Burak'a veriyor. Burak 2,5 dakika yapıyor. Oyun oynuyor. Sonra Burak Can'a veriyor. Can 1,5 dakika oyun oynuyor. Sonra Didem'e geliyor sıra. Didem 3,5 dakika oyun oynuyor. Herhalde bu zorluk kolaylık değişiyordur. Küçükten büyüğe mi böyle sıralanıyor? Ne oluyorlar bilmiyorum. Sonra Didem oyunu bitirdiği her seferinde sıra yeniden Ali'ye geçiyor yani. Didem de sonra yine Ali 2 dakika oynuyor. Yine Burak 2,5 dakika oynuyor. Yine Can 1,5 dakika oynuyor. Böyle sürekli bir sirkülasyon var. Anne, Didem oyuna başladığında, tam başladığı anda yemek yapmaya gidiyor ve 1,5 saat sonra çocukların oyun oynadığı yere dönüyor. Buna göre anne çocukların yanına döndüğünde tablet kimin elindedir? Ali'nin mi, Burak'ın mı, Cihan'ın mı, Didem'in mi, yoksa tam o sıra Ali tableti Burak'a mı veriyor? Yani ikisinin birden elinde mi? Bunu soruyorum. Şimdi arkadaşlar, bütüne hepsinin oynama süresi kimden başladığının hiçbir önemi yok. 3,5 Didem oynayacak, sonra 2 Ali oynayacak, sonra 2,5 Burak oynayacak. 2 Ali oynayacak, sonra 2,5 Burak oynayacak, sonra 1,5 Can oynayacak. Toplamda 6-9,5 dakika oynayacaklar. Sonra başa saracak. Yine 3,5 Didem oynayacak. Sonra yine 2 Ali oynayacak falan. Yani 9,5 kerede bir, 9,5 dakikada bir. Bunlar tekrar ediyor. Mükemmel ya. Tekrar ediyor. 90 dakika anne yok ortalıkta. Çocukları yalnız bırakmış gitmiş. Sorumsuz anne. Tableti vermiş ellerine, defolup gitmiş. 90 dakika yok ortalıkta ve 90 dakika sonra kapıyı açıp giriyor. O sıra kimin elinde, ona bakacağız tabletin. Şimdi arkadaşlar 9,5'u 10 kere turlasak, herkes 10 kere oynasa 95-90 dakikayı geçiyor olmaz. O zaman 9 kere turlayalım. Herkes 9 kere oynasın. 9 kere herkes oynarsa kaç dakika geçmiş olur? 9 kere 9,5, 81, 4,5 daha 85,5 dakika geçti. Ne oldu 85,5 dakika geçince? Tablet yeniden Didem'e geldi. Didem oyun oynamaya başladı. 3,5 dakika oyun oynadı. Didem bitirdi. Dakika 89. Mükemmel. Son dakikaya geldik. Didem bitirdi. Ali'ye uzattı tableti. Ali 1 dakika boyunca oynadı ve anne içeri girdi. Ama Ali oynamaya devam ediyor. Ali'nin oynama süresi 2 dakika. O zaman tablet Ali'nin elindedir diyorum. Geçtim. Son soru. İnşallah sevmişsinizdir. Hadi bakalım son soru nedir? İlhami. Para biriktirirken her seferinde elindeki bir miktar paradan 2 TL alıp kalan paraya ne kadar kaldıysa o kadar ekleme yapıyor. İlhami 3. seferin sonunda biriktirdiği paraya bakıyor ve bu paranın başlangıçtakinin 4 katı olduğunu görüyor. İlhami'nin ekleme yaptığı toplam para nedir diye soruyorum. Sıfırda, yani hiçbir zaman geçmemişken, hiçbir sefer yapmamışken x TL param olsun. İlhami, ey İlhami. Birinci seferin sonunda ne olur? İlk önce İlhami bu x TL'den 2 TL alacak. Sonra ne kadar kaldıysa geriye
Onun kadar ilave yapacak. Yani 2x eksi 4 olacak. Aslında ne yaptı? İlk önce 2'yi aldı. Sonra 2 ile çarptı. Her seferde de bunu yapacak. 2x eksi 4 vardı. 2 TL'sini aldı. Bu kadar kaldı. Sonra burayı 2 ile çarptı. Yani ikinci seferin sonunda 2x eksi 4, 2x eksi 6, 2 ile çarptım. 4x eksi 12 kadar parası var. Üçüncü seferin sonuna geldim. 4x eksi 12 parası vardı. 2 TL'sini harcayacak. Geriye kalan ne kadar para varsa o kadar ilave yapacak. Yani 2 ile çarpacak. Sonuç olarak 8x, burası eksi 14, 2 ile çarptım. Eksi 28 para var 3. seferin sonunda. Ve o paranın başlangıçtakinin 4 katı olduğunu söylüyor. E mükemmel. Yani 4x eşittir 28 olmalı. Yani x eşittir 7 olmalı. Ama x'i falan sormuyor. Neyi soruyor? Ekleme yaptığı toplam para. Ben baştan başladım. Sıfırda 7 TL'm var. Birincide ne oldu? 2 TL'yi aldım. 5 kaldı. 5 ilave ettim. 10 oldu. Birinci seferde 5 ilave ettim. İkinci seferde ne oldu? 10 TL'm vardı. İkisini aldım. 8. Ne kadar para varsa o kadar ilave ediyordum. 8 ilave ettim. 16. Yani 8 ilave ettim. Üçüncü seferde ne oldu? 16 vardı. İkisini aldım. 14. O kadar para ilave ettim. 28'e çıktı. Başlangıçtakinin 4 katı. Ne kadar ilave etmiş oldum? 14. Bunların ilave edilen paraların toplamını soruyorum. 5, 8 daha, 13, 14 daha, 27 TL ilhami atmış içeriye.